Mutlu akşamlar. TV'li 2 ana haber bülteni ile karşınızdayız. Ben Emrullah Cesur. Sizlere gündemin öne çıkan başlıklarını aktaracağım. Maalesef üzücü bir haberle başlıyoruz bültene. Artvin'in Yusufeli ilçesinde çığ düşmesi sonucu 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre ilçenin Yaylalar Köyü'nün Olgunlar Mahallesi yaylasında kayak yapanların üzerine saat öğleden sonra 3 gibi çığ düşme olayı gerçekleşti. Olaydan sonra 2 kişi hayatını kaybetti, 7 vatandaşsa yaralı olarak kurtarıldı diyelim. Bültenimize geçelim. İyi Parti lideri Meral Akşener'in altılı masayla yaşadığı adaylık krizinden sonra tüm gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ne diyeceğine çevrilmişti. Erdoğan süreçten sonra ilk kez konuştu. Altılı masa için oturdular, konuştular, dağıldılar yorumunu yaptı. İYİ Parti lideri Meral Akşener'in altılı masayla yaşadığı adaylık krizinden sonra tüm gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşlerini merak ediyordu. Erdoğan süreçten sonra ilk kez konuştu. Yani biz şimdi dökülen taşları toplamak gibi bir derdimiz yok. Çünkü biz bunun böyle olacağının bundan aylarca önce zaten söylemiştik, hatırlayın. Biz can derdindeyiz, bunlar mal derdinde diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, altılı masanın akıbeti içinse oturdular, konuştular, dağıldılar yorumunu yaptı. İranlıların o meşhur nişestendü, goftendü, berhaestend, oturdular, konuştular ve dağıldılar demiştik. Bir dakika. Öyle oldu mu şu anda? Oldu. Ve bakın, biz can derdindeyiz, bunlar ise mal derdinde. Altılı masada yaşanan adaylık kriziyle alakalı derlediğimiz haber gelecek şimdi ekranlarınıza. 85 milyonun geleceğini kişilerin tahakkümüne teslim edip tehlikeye atmayacağım. Ben bu saatten sonra değişmem. Ben birleştiririm. Birleştirmeye de devam edeceğim. Sofra büyümek zorunda. İyi Parti'nin hassasiyeti bu seçimin kaybedilmemesidir. Hiç merak etmeyin, taşlar yerine oturacak. Ez cümle, ya tarih yazacağız ya da tarih olacağız. Yazacağız şeyi biraz fazla herhalde, hep birlikte tarih oldular gibi geliyor bana. 2023 genel seçimleri öncesi uzun zamandır çeşitli toplantılar yapan ve en sonda seçime 70 gün gibi bir süre kalmışken Cumhurbaşkanı adayı belirlemek için toplanan altılı masada aday krizi patlak verdi. Ne bir kumar masasında ne de bir noter masasında olmayacağız. İttifakımızın diğer ortakları medyaya çıkıp hakaretler etmiyor. İttifaka zarar veren demeçler hiç vermiyor. Hiçbirinin ittifak içinden oy devşirmeye çalıştığını da görmedim. Artık bundan sonra ne yaparlarsa yapsın dikiş tutmaz. Masadaki 5 parti Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığında uzlaşmışken İYİ Parti lideri Meral Akşener'in anketlerde öne çıkan Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu isimlerinin masadan onay alamaması çatırdamanın sebebi oldu. Geçtiğimiz gün bir basın toplantısı düzenleyen Meral Akşener'in altılı masaya adeta rest çekmesi sonrası ortalık karıştı. 100 yıl önce olduğu gibi bugün de milletimiz istiklalini yine kendi azim ve kararına bağlamıştır. İyi Parti'ye masaya 6 kişinin mutabakatıyla karar alınacak iradesiyle, yani bu ortak şuur dediğimiz alana teklifini sunuyor. Milleti duyun, milletin kazanacak diye arkasında durduğu ümidin sesini duyun diyen tarafız biz. 5 kişi, 5 parti, 5 paydaş Kemal Kılıçdaroğlu'nu söylüyor. Biz 6. paydaş olarak diyoruz ki millet kazanacak aday diye bu iki belediye başkanını önemsiyor. Size de ateşten bir gömlek giymeyi vazife kılmıştır. Bu vazife Cumhuriyetimizin yeni asrının şafağında yepyeni bir sayfa açma vazifesi. Akşener'in Cumhurbaşkanı adaylığı için açık çağrı yaptığı Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu ise uzun süren sessizliklerin ardından attıkları tweetlerle safını belli etti. Akşener'in isteği şimdilik olumsuz sonuçlanmış gibi görünürken siyasetin tek gündemi ise adaylık krizi. 11 Büyükşehir Belediye Başkanımızın tamamı Sayın Genel Başkanımızı ziyaret ederek desteklerini ifade ettiler, yanlarında olduğunu ifade ettiler. Her türlü alacağı kararda da yanında olduklarını söylediler. Bu sofrada siyasi oyunların, nezaketsizliğin, Erdoğan dilinin, yerinin olmaması gerekirdi. Biz masadan kalkmadık, belki kaldırıldık
diyebiliriz. Altı benzemezin bir araya gelmeye çalıştığı bu masadan kendilerine de milletimize de bir hayır çıkmayacağını defalarca ifade ettik. Ve en son geldiğimiz nokta bu çatırtılar artık tamamen masanın ortadan ikiye ayrılmasına, kırılmasına, yıkılmasına dönüştü. Ve bu masanın altında, masada bulunan 6 partide kalmıştır. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun adaylığa yeşil ışık yakmaması ise planları alt üst etmiş olabilir. İlerleyen süreçte İyi Parti'nin nasıl bir yol izleyeceği ise büyük bir merak konusu. Öte yandan altılı masa daha önceden belirlenen program dahilinde pazartesi günü tekrar toplanacak. Bu toplantıya İyi Parti lideri Meral Akşener'in katılıp katılmayacağı ise kafalardaki soru işaretlerinden bir tanesi. Dolayısıyla biz ne olursa olsun imzamızın ve milletimize verdiğimiz her sözün arkasındayız. Ancak ne bir kumar masasında ne de bir noter masasında olmayacağız. Hayırlı olsun Türkiye'ye. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye Ulusal Risk Kalkanı toplantısı kapanışında Türkiye'nin kentsel dönüşüm planına ilişkin bilgilere yer verdi. Bakan Kurum gerçekleştirdiği sunumda 2035 yılına kadar kentsel dönüşüme girmemiş tek bir yapı bırakmamanın da sözünü verdi. AFAD koordinasyonunda geçici ticari ünitelerin yapım süreçlerini başlattık ve TOKİ ile Emlak Konut'la yine AFAD'ımızla bunları yapacağız. Ardından da şehrin sanayisi için yine Sanayi Bakanlığımızla birlikte buradaki sanayiyi ayağa kaldıracak çalışmaları da hep birlikte yapıyor olacağız. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Türkiye Ulusal Risk Kalkanı toplantısı kapanışında konuştu. Bakan Kurum gerçekleştirdiği sunumda 2035 yılına kadar kentsel dönüşüme girmemiş tek yapı bırakmamanın hedeflendiğini vurguladı. Devam etmekte olan kentsel dönüşüm konutlarımız 250 bin, sosyal konutlarımız 250 bin ve Pazarcık merkezli deprem sonrası yapılacak konut sayısının da 500 bin olduğunu düşündüğünüzde yaklaşık 1 milyon yeni konutun yapımını ve 1 milyon da arz amaçlı tahsislerimizi de hesap ettiğinizde son bir yıl içerisinde ülkemize 2 milyon yeni sağlam güvenli konut kazandırmış olacağız ve hedefimiz 2035 yılına kadar tüm Türkiye'de dönüşüme girmemiş alan kalmasını istiyoruz. İstanbul'da da kentsel dönüşüm seferberliğini aynı azim ve kararlılıkla devam ettiklerini söyleyen kurum, 2035'i işaret ederek deprem riskli bölgelerde kentsel dönüşüme girmemiş yapı kalmayacak dedi. Olası Marmara depremine karşı hemen hemen her ilçemizi, 39 ilçemizin hemen hemen hepsinde kentsel dönüşüm çalışmaları sürmektedir. Bu çerçevede de İstanbul'umuzda bugüne kadar 695 bin konutun dönüşümünü sağladık ve 93 bin konutun dönüşümü fiilen sahada TOKİ'mizle, Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğümüzle, Emlak Konut Genel Müdürlüğümüzle birlikte devam ediyordur. Yapmış olduğumuz toplantıda da olası afet risklerine karşı buradaki bilimin ışığında, bilim insanlarımızın görüşleri, fikirleri, önerileri doğrultusunda afete dirençli Türkiye anlayışıyla çalışmalarımızı yapacağımızı ifade ediyor. Tekrar zatenize ve tüm katılımcılara şükranlarımı arz ediyorum. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da tam donanımlı konteyner kentte depremzedelere birçok imkan sağlanıyor. Kentteki çalışmaların koordinasyonu için görevlendirilen Ordu Valisi Tuncay Sonel, Altınşehir konteyner kentte ilk etapta 200 ailenin yerleştirildiğini ifade etti. Kahramanmaraş merkezi depremlerden etkilenen Adıyaman'da tam donanımlı konteyner kentte depremzedelere birçok imkan sağlanıyor. Altı Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle çok sayıda evin yıkıldığı Adıyaman'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, AFAD ve TOKİ koordinatörlüğünde prefabrik ve konteynerlardan oluşan geçici barınma alanları inşa ediliyor. Kentteki çalışmaların koordinasyonu için görevlendirilen Ordu Valisi Tuncay Sonel, Altınşehir konteyner kentte ilk etapta 200 ailenin yerleştirildiğini ifade etti. 21. gününde içinde bulunduğumuz Altınşehir konteyner kentini ki Sayın Cumhurbaşkanımız da burayı teşrif ettiler, biz vatandaşlarımızı yerleştirmeye başladık. Toplam alanda 1825 kapasiteli konteyner var ve biz 300 konteynerimizi yerleştirdik, ailelerimizi de buraya yerleştirdik. 21. günden itibaren
itibaren burada da yaşam normale döndü. Vatandaşlarımız, çocuklarımız, büyüklerimiz çok memnunlar. Bu kapsamda Altınşehir Konteyner Kent'te çocuk oyun grubu, sağlık tesisi, kütüphane, mescit, derslik, kıraathane, çamaşırhane, basketbol sahası, yönetim ofisi ve rehabilitasyon merkezinin de yer aldığı 1825 kişi kapasiteli alana 300 konteyner kuruldu. Geriye kalan geçici barınma alanlarının inşa çalışmaları sürüyor. İl genelinde de şehrin farklı noktalarında aynı anda 15 ayrı noktada konteynerler hızla devam ediyor ve orada da toplamda 17 bin civarında konteyner oluşturulacak. İnşallah bu konteynerler kalıcı konutlarla ilgili zaten Çevre Şehircilik Bakanlığımızın ciddi çalışmaları var, zemin etüleri yapılıyor. Buraya Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi 50 bin konut, merkez, Gölbaşı, Besni, diğer ilçeler, köylere ayrıca köy evleri burada kısa sürede devletimiz tarafından hızlı bir şekilde hamleler yapılarak kalıcı konutların da temelleri atılacak. Vali Sonel, vatandaşlarımızın barınma sorunu kısa sürede çözülecek. Kalıcı konutları bitirinceye kadar vatandaşlarımızı burada misafir edeceğiz dedi. Ayrıca TOKİ bünyesinde de yine şehrin diğer tarafında 3000 prefabrik 1+1 geçici konutlar hızlı bir şekilde yapılıyor. Allah nasip ederse 2 hafta sonra da orayı bitmiş bir şekilde göreceğiz. Ordu Büyükşehir Belediyesi depremlerden etkilenen afetzedelerin geçici barınma ihtiyaçlarını gidermek için başlatılan Evim Yuvan Olsun kampanyasına destek verdi. Sizlerle de etkinliğimizle, çocuklarımızla birlikte. Ordu Büyükşehir Belediyesi depremden etkilenen afetzedelerin geçici barınma ihtiyaçlarını gidermek için başlatılan Evim Yuvam Olsun kampanyasına destek verdi. 20 ev depremzedelerin kullanımına açıldı. Depremden etkilenen vatandaşlar yeni yuvalarına yerleştirildi. Ben ilk geldiğimde herhalde 10 gün durur giderim dedim. Türkiye genelinde depremzedelere yardım etmek isteyen vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kampanyaya destek veren Ordu Büyükşehir Belediyesi 20 evi depremzedelerin kullanımına açtı. Evlerine yerleşen aileleri ziyaret eden Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sait İnan, depremden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için onların yanında olmayı sürdüreceğiz dedi. Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak bölgede yaşanan büyük afetten sonra oradaki zarar gören depremzede kardeşlerimize kucak açmak tabii ki bizim bir görevimizdi. İlk günden itibaren bölgeye ulaştırdığımız arama kurtarma ekiplerimizden, sosyal yardım ekiplerimizden itibaren sürekli bölgeyle bir şekilde ilişkili olduk. Bu arada ilimize misafir olarak gelen kardeşlerimize de Evimiz Yuvamız Olsun kampanyasında kucak açtık Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak. Genel Sekreter İnan yaptığı açıklamada ilimize misafir olarak gelen kardeşlerimize Evim Yuvam Olsun kampanyasında kucak açtık. Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak her türlü ihtiyaçlarını psikososyal desteğe kadar gidermeye çalışıyoruz diye konuştu. Her türlü ihtiyaçlarını psikososyal destekten itibaren her türlü ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Bu çerçevede 20 ailemiz şu anda bizim direkt Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak yardımcı olduğumuz, hasbihal ettiğimiz, sohbet ettiğimiz, kucaklaştığımız ailelerimiz. Aynı şekilde de yine gelecek olan kardeşlerimiz için hayırsever vatandaşlarımızla birlikte yaraları sarmaya, bir nebze de olsa acıları hafifletmeye çabalıyoruz. Ordu'ya 16 kişilik aile olarak geldiklerini ifade eden depremzede Mahmut Kılıç da Ordu'ya adım attıkları günden itibaren çok sıcak karşılandıklarını ve bütün ihtiyaçlarının giderildiğini belirterek 16 kişi bir daireye sığmayınca Büyükşehir Belediyesi'nin kendilerine daire tahsis ettiklerini sözlerine ekledi. Ordu'ya adım attığımız ilk günden bu yana çok sıcak karşılandık. Tüm ihtiyaçlarımız ivedi şekilde giderildi. Çocuklar gelen hediyelerle o enkazdan gördükleri şeylerden çok çabuk unuttular. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten evim olsun. Evimiz oldu burası. Çok mutluyuz. Kardeşim burada okuyor ilahiyatta. Onun yanına geldik. Sağ olsun bir dairede 16 kişiydik. Sığmadık. Belediyemize başvurdu. Belediyemiz ertesi gün hemen bu daireyi bize tahsis etti. Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'in hayata geçirdiği önemli sosyal sorumluluk ve farkındalık projelerinden biri olan Menekşe Kafe, özel çocuklara umut olmaya devam ediyor.
Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'in hayata geçirdiği önemli sosyal sorumluluk ve farkındalık projelerinden biri olan Menekşe Kafe, özel çocuklara umut oldu. Ordu'da alanında ilk ve tek olan kafe, engelli olan ve olmayanların ortak bir mekanda buluşarak iletişim kurmalarını sağlıyor. Anne. Kollarımızı böyle, öne doğru. Diğer elimizi böyle göğsümüze tutalım. Menekşe Kafe, Down sendromlu gençlerin sosyal ve ekonomik hayat içinde yer almalarını ve temel yaşam becerilerini geliştirmelerine de katkı veriyor. Teşekkür ederim. Altınordu Belediyesi'nin Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzaladığı eğitimde işbirliği protokolü çerçevesinde Down sendromlu çocukları hayata hazırlayan bir eğitim kurumu görevi de üstlenen Menekşe Kafe'de servis hizmeti vermeye başlayan gençler, özel eğitim ve yiyecek içecek öğretmenleri rehberliğinde uygulamalı eğitimlere devam ediyor. Evet. Kaliteli vakit geçirmek için sevdikleri müzikler eşliğinde hep birlikte oyunlarda oynayan özel çocuklar toplumla iletişim ve etkileşim imkanı bulurken toplum da bu özel çocukları yakından tanıma fırsatı yakalıyor. İlkinin amacında maksadımız onların el becerilerini, intikam kontrollerini geliştirmek olduğu için çeşitli peçetelikler yapıyoruz. Aynı zamanda böyle bardaklar üzerinde toplar koyup onların dengeli bir şekilde geçirmelerini sağlıyoruz. Ve böylelikle elindeki titremeyi dengelemelerini sağlıyoruz ki onlar da toplum içerisinde karışabilsin. Aynı zamanda artık güne egzersizle başlamayı öğreniyoruz ki o esnada da bütün kas motorlarının çalışmasını hedefliyoruz. Aynı zamanda kaliteli zaman geçirmelerini istedikleri için eğlenceli müzikler açıp eğlenmelerini, mutlu olmalarına sebep olmaya çalışıyoruz. Çocuklarımızla birlikte onlara sorumluluk vererek güzel projeler gerçekleştiriyoruz. Onlarla birlikte mutfakta kahvaltı hazırlıyoruz. Servis, müşterilerle birlikte tabak götürme, işte borç alma gibi işlemler gerçekleştiriyoruz. Onlarla beraber burada yaptıkları şeylerle evde de daha iyi şeyler yapıyorlar. Az da olsa sorumluluk vererek onları topluma kazandırmaya çalışıyoruz. Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'e ve fırsatı bize verdiği için çok teşekkür ederim. Devam eden program kapsamında 12 Down sendromlu gence her gün 9 ile 16 arası yiyecek ve içecek hizmetleri konusunda uygulamalı eğitimler veriliyor. Menekşe Kafe'de çalışmaya başlayan gençler Altınordu Belediyesi tarafından her sabah servisle evlerinden alınıp iş bitiminde tekrar evlerine bırakılıyor. Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül ilçesindeki doğal gaz planlamaları hakkında konuştu. Gül, doğal gaz Mesudiye için olmazsa olmazdır dedi. Her ilçe merkezinde ya da önemli büyük olan beldelerde doğalgaz sisteminin olması gerekiyor. Ordu'nun birçok ilçesinde doğalgaz çalışmalarının 2023'te tamamlanması hedeflenirken Mesudiyeliler de ilçeye gelecek doğalgaz müjdesine gözlerini çevirdi. Doğalgaz olmazsa olmaz. Çünkü neden? Evet. Şu anda bir yani tonunun bir ton kömürün tonu 6-7 bin lira civarında. Bir evde en kötü ihtimal 2-3 ton kömür kullanıyorsunuz. 7-14 yani neredeyse 20 milyon lira böldüğünüz anda ciddi bir rakamsal büyüklük yapıyor. Örneğin Mesudiye'de 1000 lira kira veren ödeyen bir kişi belki 2,5 milyon lira aylık yakıt parası ödeyecek. Doğalgaz Mesudiye için olmazsa olmaz diyen Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül gerekçe olaraksa ilçenin yaşadığı zorlu kış şartlarını ve yakıt giderlerini gösterdi. En büyük hedeflerinin ilçeye doğalgaz müjdesi vermek olduğunu söyleyen Başkan İsa Gül, ilçeye LNG sistemiyle doğalgaz getirebilmek için görüşmelerin devam ettiğini belirtti. Buna gerekli müracaatlarımızı yaptık ama şimdi doğalgazda da şu sıkıntı var. Diyor ki doğalgaz alırken 10 bin aboneniz olmanız lazım. Şimdi Mesudiye'de
Doğalgazın geleceği yerde 10 bin aboneyi bulabilir miyiz? Bulamazsınız. İmkansız bir şey. Evet. Ama Allah razı olsun. Merkez hükümetimiz şöyle bir şey çıkarttı. LNG dediğimiz sistem var. Depolama sistemi. Yani siz normal hatlı sisteme getirdiğinizde örnek olarak ayda 1000 lira ödediğinizde eğer EPDK dediğimiz bu sistemle devletimizin enerji piyasası kurulu olarak olmuş olduğu sisteme birlikte getirdiğinizde aynı 1000 lira fatura ödemiş olacaksınız. Değişen bir şey yok ama özel getirirseniz bu fatura 2000 liraya çıkabiliyor. Başkan Gül, Mesudiye'nin doğalgaz ihtiyacının karşılanması için sıvılaştırılmış doğalgaza yani LNG sistemine yönelim olduğuna değindi. Bu projeyi yaptığımızda aynı hatlı sistem gibi depolu sistem, 1,5-2 dönüm yer veriyoruz. Oraya getiriyor sistem, kuruyor şirket. Oradan tırlarla geliyor. Tırla bir de sisteme bağlanmış oluyor. Akabinde de bittikten sonra diğeri gelmiş oluyor. Yani bu şekilde de kademeli sistem geçiş gibi. Kademeli geçiş gibi. Biz de bunu önerdik ama tabii bu yıllara sahiri yapılıyor. Başkan İsa Gül, Ordu'da doğalgazın ulaşamadığı tüm kırsal ilçelerde bu sistemin uygulanması için diğer ilçe belediye başkanlarıyla da görüştüklerinin müjdesini verdi. Önümüzdeki süreçte Ordumuzun tüm ilçelerine, yapılanmayacak olan tüm ilçelerimize de birlikte mücadele ederek belediye başkanlarımızla birlikte LNG'li sistemi kırsaldaki tüm ilçelerimize de getirmiş olacağız. Şimdilikten de tüm ilçelerimize bunun müjdesini vermiş olacağız. Bu zamana kadar çiftçiye verilen gübre ve mazot desteği nakit olarak temin ediliyor ve tarımın dışında bir alanda da kullanılabiliyordu. Yapılan yeni düzenleme ile birlikte Tarım ve Orman Bakanlığı çiftçilere verilecek gübre ve mazot destekleriyle sadece ürün alınabileceğini açıkladı. Yani bu zamana kadar nakdi olan bu destek tarımda verimi arttırmak amacıyla aynı hale gelmiş oldu. Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça da bu değişikliği değerlendirdi. Yeni uygulamayı olumlu bulduğunu söyledi. Bu zamana kadar çiftçiye verilen gübre ve mazot desteği nakit olarak temin edilebiliyor ve tarımın dışında bir alanda da kullanılabiliyordu. Yapılan yeni düzenleme ile birlikte Tarım ve Orman Bakanlığı çiftçilere verilecek gübre ve mazot destekleriyle sadece ürün alınabileceğini açıkladı. Yani bu zamana kadar nakdi olan bu destek tarımda verimi arttırmak amacıyla aynı hale gelmiş oldu. Bize göre doğru bir karar almıştır. Çünkü özellikle gübre ve mazot desteği üretilen ürünün girdi maliyetlerinin düşürülmesi için verilen tarımsal desteklerdir. Dolayısıyla nakit olarak verildiği dönemlerde üreticilerin %50'ye yakını bunu bir şekilde yine gübre ve mazot olarak kullanıyordu. Ama %50'lik bölümü de farklı alanlarda bunu kullanmayı tercih ediyordu. Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça da bu değişikliği değerlendirdi. Biz bu desteğin nakit değil aynı olarak kredi kartlarına yüklenerek mazot ve gübre alınması yönünde bir harcama yapılması kararı doğru bir karar olduğunu görüyoruz. Yeni uygulamayı olumlu bulan Başkan Akça, münferit olarak üreticilerden ilk etapta tepki çektiğini ancak genel kanının ise uygulamanın faydalı olacağı yönünde olduğunu söyledi. Münferit olarak üreticilerimizden tepki gelmiyor mu? Geliyor. İşte ben gübremi almıştım, işte şöyle yapmıştım, böyle yapmıştım gibi bir takım serzenişler oluyor ama bu bir ilk başlangıçtır. Bu kadar tepki de olacaktır ama %90'ını geçkin bir seviyede memnuniyet var. Çünkü ürün alıyor üreticiler. Ziraat Odası'nın bu uygulama özelinde üreticilere sunduğu bir de fırsat var. Üreticiler Başak kartlarıyla Altınordu Ziraat Odası'nda yapacağı harcamalarda banka komisyonu ödemeyecek. Üreticilerimize bir kolaylık ve bir imkan daha tanıdık. Altınordu Ziraat Odası'nın imkanlarını kullanarak bankayla bir anlaşma yaptık. Mevcut bankayla. Ve üreticilerimizin kartlarından komisyon kestirmiyoruz. Yani sıfır komisyonla bizden alışveriş yapabiliyorlar Altınordu Ziraat Odası'ndan. Ordu'da 12 oda başkanı yerel güç birliği için Ordu Akademik Odalar platformunu kurdu. Ordu'da aralarında Ordu Barosu, Tabip Odası, Mimarlar Odası ve İnşaat Mühendisleri Odası'nın da bulunduğu 12 Oda Başkanı Yerel Güç Birliği için Ordu Akademik Odalar platformunu kurdu. İlimizde de geçen hafta güzel bir birlikteliğe imza attık. İlimizde bulunan sivil toplum kuruluşları ve odalarla birlikte
Ordu Akademik Odalar platformunu kurduk. Platformun paydaşlarından olan Ordu Barosu Başkanı Sibel Torun da konu hakkında TV52'ye özel açıklama yaptı. Torun, amacımız kent insanının daha iyi yaşayabileceği bir ordudur dedi. Amacımız ülke kent sağlığı, kent insanının daha iyi yaşayabileceği bir ordu hayal ettik. Her birimiz kendi alanımızda olan çalışmaları imza atarak, fikirler sunarak, öneriler sunarak yetkilileri göreve davet edeceğiz. Birlikte güçlüyüz sloganıyla yola çıktıklarını belirten Baro Başkanı Torun, bunun gibi platformların diğer illerde de kurulmasını temenni etti. Birlikte güçlüyüz sloganıyla yola çıkıyoruz. Çünkü ve bu platformların da diğer illerde yayılmasını ve her ilde bunun kurulmasını hayal ediyoruz. Çünkü birlikte ses verirsek, birlikte mücadele edersek sonuca çok daha kolay ulaşabileceğimize inanıyoruz. Bu nedenle bu platformun kurulmasından dolayı da çok mutluyum. Bunu ifade etmek istiyorum. Oluşturulan platformda ise Ordu Barosu, 24. Bölge Ordu Eczacı Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası, Jeofizik Mühendisleri Odası, Makine Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası Ordu Şubesi, Ordu Mali Müşavirler Odası, Şehir Plancıları Ordu İl Temsilciliği, Diş Hekimleri Odası, Ordu Tabip Odası, Elektrik Mühendisleri Odası bulunuyor. Yılbaşından bu yana fiyatı artan ete bu kez de deprem zammı geldi. Deprem felaketinden hemen sonra %40 oranında zamlanan et giderek ulaşılmaz bir ürün haline geldi. Ordu'da kasaplık yapan Sezgin Ergün de depremden sonra artan et fiyatlarının yaklaşan Ramazan ayı ile birlikte daha önce görülmemiş bir şekilde zamlanabileceğini ifade etti. Ki önümüz Ramazan, Ramazan'dan çıkacağız, kurban, bunlar ister istemez fiyatı yukarı doğru tetikleyecek. Ete zam üstüne zam geliyor. Yem başta olmak üzere temel giderlerde yakın bir dönemde çok önemli fiyat değişimleri yaşanmamasına rağmen et ürünlerinde fiyat artışlarının önüne geçilemiyor. Depremden sonraki zam gerçekten çok afaketli. 30-35-40 lira karkısı zam gerçekten yüksek bir oranlı. Yani. Hayvan yemin fiyatlarında hala 300-400 bandında. Yem artmadı vesaire artmadı, mazot iki katına daha çıkmadı vesaire olmadı. Bu zam bunun neden olduğunu biz de anlamadık. Ordu'da kasaplık yapan Sezgin Ergün deprem dolayısıyla artan et fiyatlarının yaklaşan Ramazan ayı ile birlikte daha önce görülmemiş bir şekilde zamlanacağını ifade etti. Ramazan'dan sonra önü kurban olduğu için fiyatlar kurbana çekileceği için hayvanlar iç piyasada tekrar bir talep boşluğu olacak. Yani hayvan bulamama, bu da fiyatları yukarı yönlü etkileyecek diye düşünüyorum. Kurban Bayramı ise kritik eşik olarak görülüyor. Özellikle depremden sonra Türkiye'nin en fazla hayvancılıkla uğraşılan illerinin bu süreçte olumsuz etkilenmesi ve Kurban Bayramı'nın da yakın bir tarihte olması tedirginlik yaratıyor. Tedirginliğin sebebi ise bayramda kesilecek hayvanlardan sonra ilerleyen zamanlarda et kıtlığına bağlı iç piyasada fiyatların artırılması öngörüsü. Ramazan doluyor bu. Her Ramazan ve önü kurban olduğu için her zaman da fiyatlar yukarı yönlü bir tetikleme olduğu ister istemez. Yine de olacağını düşünüyoruz yani sektörün içinde yıllarca gördüğümüz. Ama bu denli bir zam gerçekten görmemiştik. Yani son 1-2 senedir yapılan zamlar gibi zamlarla hiç karşılaşmamıştık sektörde. Güncel et fiyatlarını açıklayan kasap dükkanı işletmecisi Ergün zamlardan dolayı artan maliyetlerin giderleri karşılamadığını da sözlerine ekledi. Güncel fiyat kıymayı biz tezgahta 230, kuşbaşı 240 bandında satıyoruz ama bu fiyatlar da bizlerin maliyetlerini gerçekten karşılamıyor. Yani kermajları 5 lira, 10 TL gibi kermajlarıyla çalışıyoruz. Yani 200 liralık bir üründe %2, %3 kermajı bizim için çünkü içerideki giderlerimizi karşılamıyor. Ama piyasa oluşmasını bekliyoruz sadece. Önümüzü de göremiyoruz. Neyin ne olacağı belli değil. Ordu'da sanatçıların Türkiye Tek Yürek sloganıyla depremzedeler için düzenlediği 41 sanatçının 52 eserin yer alacağı yardım sergisi Ordu Kültür ve Sanat Merkezi'nde açıldı. Sergide satışa sunulan eserlerden elde edilecek gelirle Ordu Ticaret ve Sanayi Odası'nın Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kuracağı Ordu Köyü içinse 2 adet konteyner alınmış olacak. Ordu'da sanatçıların Türkiye Tek Yürek sloganıyla depremzedeler için düzenlediği ve 41 sanatçının 52 eserinin yer aldığı yardım sergisi Ordu Kültür ve Sanat Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sanatla depremin yaralarını sarmaya çalışan sanatçılar sergide satışa sunulacak bu eserlerden elde edilecek gelirle Ordu Ticaret ve Sanayi Odası'nın Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kuracağı Ordu Köyü için 2 adet konteyner alacak. Bu depremzedelerimiz yüreğimizi çok dağladı. Bir sanatsever olarak
bu depremzedelerimize de ufacık da olsa bir katkıda bulunabilmek amacıyla bu düzenlenen bu tertip olaya çok memnun kaldım ve ben de iki tablomla katıldım. Deprem haberini aldığımızda çok üzüldük. Ben de Antep'ten buraya gelmiştim. Geçen yıl geldim. Orası da bir memleketim olmuştu. Çok üzücü bir olaydı. Bu kampanyayı bize Orhan hocamız haber verdi. Duyduğumda çok mutlu oldum çünkü onlara çok destek, yardımcı olmak istiyordum. En azından eserlerimiz satılır, bir maddi gelir üzerinden onlara konteyner kent kurulacak. Yani çok mutluyum bu kampanyada yer aldığım için. Yardım sergisine bağışladıkları birbirinden değerli eserleriyle depremzedelere destek olacak sanatçılara teşekkür eden sergi küratörü Orhan Zafer, sanat iyileştirir anlayışıyla yola çıkarak bu sergiyi açtıklarını belirtti. Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Necati Avcı, Ordu Köyü kampanyasının her geçen gün büyüdüğünü belirterek kampanyaya katkı sunan herkese teşekkür etti. Bu akşam burada toplanmamız önerilerinden bir tanesi Ordu Ticaret ve Sanayi Odası'nın 7 Şubat'ta başlatmış olduğu Ordu Köyü kampanyasına katkı sunanlarla bu akşam burada sizlere bir araya getiren sanatçı dostlarımız bizim nazarımızda bir alkış hak ediyorlar. Onları bir alkış hak ediyorlar. Yardım sergisine eserlerini bağışlayan 41 sanatçı arasında Devrim Erbil de yer aldı. Yardım sergisine sanatseverler de yoğun katılım sağladı. Bu haberimizle birlikte ana haber bülteni noktalıyoruz. Gece bülteniyle tekrardan karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.